Ooh, baby, look at this motherfucking physique. Look at this fucking face, mustache, beard, motherfucker. I'm sexiest man alive. Shut the fuck up if you don't agree with me. Dostlar, İbo Fesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbo Fesör. Bugün sizlerle birlikte vücut geliştirmenin, kas geliştirmenin, hipertrofinin en önemli prensiplerinden biri, hatta en önemli prensibi olan progresif overload inceleyeceğiz. Ayrıca dostlar, ben progresif overload'u size anlatıyorken bu süreç içerisinde aklınızda bazı soru işaretleri canlanabilir. Örneğin haftada kaç set antrenman yapmalıyım bir bölge için? Haftada kaç saat antrenman yapmalıyım? Kaç gün antrenman yapmalıyım? Günün hangi saati antrenman yapmalıyım? Tekrar sayılarım ne olmalı, set arasında ne kadar dinlenmeliyim gibi birçok soru aklınızda canlanabilir. Bu soruların hepsini cevapladım. Bu videoya eklemek istemiyorum çünkü eklersem video 2 saat, 3 saat olur. Bu videoyu olabildiğince kısa tutacağım. Progresif overload'un prensibini açıklayacağım. Aklınızda bu sorular canlanıyorsa cevapları kanalımdaki oynatma listelerinde Antrenman Ansiklopedisi adı altında inceledim. Gidip orada bu soruların cevabını bulabilirsiniz. Peki progresif overload nedir? Gelin açıklayayım. Dostlar, bu anlatımı 3 farklı başlık altında inceleyeceğim. Bunları birleştireceğiz ve videoyu tamamlayacağız. İlk başlığımız, progresif overload nedir? İkincisi, nasıl uygulanır? Üçüncüsü, uygulamaya başladığımız zaman içerisinde gelişim sürecimiz tahmini olarak nasıl ilerleyecek? Bunları inceleyeceğiz. İsterseniz gelin progresif overload nedir ile başlayalım. Kelime anlamı, kademeli olarak artan yükleme. Vücut geliştirmedeki anlamı, zaman geçtikçe yaptığınız antrenmanlar daha sert bir hale gelmeli, daha fazla yorucu bir hale gelmeli, daha zor bir hale gelmeli. Nasıl yani? Bir örnekle açıklayayım. Sallıyorum, gittiniz vücut geliştirme salonuna, fitness'a gittiniz. Bench press yapıyorsunuz, 4 set 12 tekrar 100 kilo ile yapıyorsunuz. Bir sonraki hafta geldiğiniz zaman kasları daha fazla geliştirmek istiyorsanız daha sert bir şey uygulamanız gerekiyor. 4 set 12 tekrar 100 kilo ile yapmak yerine ya 101 kilo ile 4 set 12 tekrar yaparsınız veya 100 kilo ile yine 4 set 13 tekrar yaparsınız veya 5 set 12 tekrar yaparsınız. Ya seti yükseltirsiniz ya işte tekrar sayısını yükseltirsiniz ya kiloyu yükseltirsiniz. Burada nasıl uygulayacağınızı göstereceğim zaten. Birkaç tane başlığımız var. Nasıl yaptığınız antrenmanı daha sert bir hale getirebilirsiniz? Şimdi inceleyeceğiz. Anladınız progresif overload'un ne olduğunu. Yaptığınız antrenmanın zamanla daha sert bir hale gelmesi gerekiyor ki vücudunuza gelişmesi için bir sebep verin. Sürekli 100 kiloyla 4 set 12 tekrar yaparsanız daha fazla gelişmek için bir sebebiniz olmayacak. Anladınız mı? Hemen başlayalım o zaman. İlk olarak intensity, yani ağırlık. Ağırlığımızı arttırırsak, yani şöyle düşünün, duvar olarak düşünün kaslarımızı, tamam mı? Normalde çekiçle vuruyorduk ama ağırlığı yükselttiğimiz zaman artık balyozla vuruyoruz. Yani daha fazla hasar verebiliyoruz. Ağırlık artarsa aldığımız hasar artar, hasar artarsa kas kütlesi artar. Progressive overload'un birinci maddesi intensity. İkincisi volume, set ve tekrar sayısı. Eğer balyozla vuramıyorsanız, o kadar ağırlığı yükseltemiyorsanız, o zaman çekiçle daha fazla vuracaksınız ki daha fazla hasar verin. Set sayısı, tekrar sayısı da buna giriyor. Yani 150 kilo bench press yapacağınıza, 150 kiloya çıkamıyorsanız 100 kiloyla 4 set 12 tekrar yapmak yerine 4 set 15 tekrar yapacaksınız. Tekrar sayısını yükselteceksiniz veya 5 set 12 tekrar yapacaksınız. Set sayısını yükselteceksiniz. Balyozla bir kere vurmak yerine çekiçle 15 kere vuracaksınız. Anladınız mı? Volüm da ikinci maddesi. Üçüncü madde time under tension. Bu da hem gücünüz artmıyor, çok fazla ağırlık basamıyorsunuz, hem de tekrar sayısını arttıramıyorsunuz. O zaman yaptığınız tekrarları daha yavaş yapacaksınız. Kas gerilim altında uzun bir süre duracak. Zaten time under tension'ın anlamı bir seti bitirirkenki geçen süre. Bir setinizin süresi, anladınız mı? 10 tekrar yapıyorsunuz, 30 saniyede yapıyorsunuz. Normalde sallıyorum. Time under tension'ı arttırmak için egzersizi biraz daha yavaş yaparsınız. 10 tekrarı 40 saniyede yaparsınız. Daha fazla gerilim vermiş olursunuz kaslara. Daha fazla gerilim, daha fazla hasar, daha fazla hasar, daha fazla gelişim. Üçüncü maddede time under tension. Dördüncü olarak dostlar rest period, yani set arası dinlenme süreniz. Set arası dinlenme sürenizi kısa tutarsanız burada metabolik stres dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Ama çok fazla kelimelere odaklanmak istemiyorum. Olay şu, yine duvar örneğinden gideceğim. Duvar örneğinden iyi anladığınızı düşünüyorum.
Şöyle düşünün. Duvara 50 defa çekiçle vuruyorsunuz ve dinlenme süresinde duvarın biraz kendini tamir ettiğini düşünün. Tamam mı? Çünkü biz dinlenme süresinde kaslar ne yapıyor? Kendini toparlıyor ve yine sağlam bir şekilde girebiliyoruz. Bu toparlama sürecine izin vermediğiniz zaman duvara 50 defa vurdunuz ama dinleneceksiniz. Sağlıyorum, mesainiz bitti. Dinleneceksiniz. Mesaiyi bitirmiyorsunuz. Set arası dinlenme süresini uzun tutmuyorsunuz yani. Mesaiyi bitirmeden devam ediyorsunuz vurmaya. Duvar kendini toparlıyor demiştim ya. Toparlamasına izin vermeden vurmaya devam ediyorsunuz ve duvarı kısa bir süre içerisinde yıkacaksınız. Kasların kendisini onarmasına izin vermeden antrenmana devam ederseniz, set arası dinlenme süresini kısa tutarsanız kaslara daha fazla hasar vereceksiniz. Bu duruma metabolik stres diyoruz ama söylediğim gibi kelimelerle çok fazla kafa karıştırmak istemiyorum. Mekaniği anlamanızı istiyorum. İleride gerekirse kelimelerden de bahsederiz. Şimdi beyninizde temelin oturmasını istiyorum. Beşincisi form ve aktivasyon. Eğer yaptığınız egzersizi mükemmel bir formda yapmıyorsanız çalıştırdığınız kası yeterince iyi çalıştırmıyorsunuz. Örneğin powerlifter bench press'i yapıyorsunuz. Dirseği biraz içeri alıyorsunuz. Bele çok fazla arch veriyorsunuz ve patlayıcı bir şekilde patlıyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman tricepsleriniz, omuzunuz, sırtınızı bile kullanacaksınız ve güç üreteceksiniz. Yani kaldırdığınız yük bütün vücuda dağılacak neredeyse. Göğsü çok fazla çalıştırmayacaksınız. Çalışması gerektiği kadar fazla çalıştırmayacaksınız. Oysa ki bele çok arch vermeyip, tricepsleri çok öne almayıp, çok patlayıcı olmadan kontrollü bir şekilde şu şekilde bench press yaparsanız göğsünüze çok fazla yük bindireceksiniz. Çok fazla yük bindirirseniz çok fazla hasar verirsiniz. Hasar gelişimin sebebiydi. O yüzden formu ve aktivasyonu sağlamanız gerekiyor. Odaklanmanız gerekiyor ve formu oturtmanız gerekiyor. Çok böyle cheating yapmamanız gerekiyor. Farklı kas gruplarını devreye sokmamanız gerekiyor ki hedef kasa daha fazla hasar verebilin. Altıncısı drop set, süper set, anasının nikahı set. 50 tane set var zaten. Kafasına göre her gelen farklı bir set çeşidi üretiyor. Bunlara ihtiyacımız ne zaman olacak? Vücut geliştirme sürecimizin ileri safhalarında, genetik potansiyelimize yaklaştığımız zamanlarda, gelişimimiz platoya geldiğinde, yani gelişimimiz durmaya başladığında artık farklı bir şeyler eklememiz gerekecek ki gelişmeye devam edelim. O zaman set çeşitlerini eklemeye başlayabiliriz. Şimdi dostlar, burada gördüğünüz grafiği açıklayacağım. Neden çizdiğimi açıklayacağım ama bu grafiğe geçmeden önce sizlere açıklamak istediğim bir şey daha var. Biliyorsunuz ki birçok doğal mı değil mi insanları incelediğim videolarımda ve farklı videolarımda size insanların genetik potansiyelinden bahsettim. Genetik potansiyel insandan insana göre değişebiliyor. Bazıları çok fazla gelişebiliyor. Bazıları neredeyse hiç gelişemiyor. Genetik potansiyel fark etmeksizin potansiyeliniz çok iyi olsa da çok kötü olsa da gelişim süreciniz doğal bir şekilde spor yapıyorsanız ilk bir sene alabileceğiniz en fazla gelişimi alacaksınız. İkinci sene yine hızlı gelişeceksiniz ama gelişim hızınız birinci seneden daha az olacak. Üçüncü senede yine gelişeceksiniz ama gelişim hızınız ikinci seneden daha az olacak. Dördüncü senede üçüncü seneden daha az olacak. Beşinci seneye geldiğimiz zaman eğer düzenli bir şekilde bu beş seneyi geçirdiyseniz, düzenli antrenman yaptıysanız, antrenman programınız mantıklı ve iyiyse, beslenme programınız iyiyse ve düzenli yaptıysanız söylediğim gibi beşinci senede çok yavaş gelişeceksiniz ve beşinci seneden sonra gelişiminiz o kadar küçük olacak ki fark etmesi zor olacak. Yani 5 sene içerisinde aşağı yukarı genetik potansiyelinize çok yakın bir hale geleceksiniz ve gelişim hızınız neredeyse duracak. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum daha iyi anlayabilmeniz için. Eğer arabalarla haşir neşirseniz şu olayı biliyorsunuzdur. Arabanın hızı arttıkça hızın artma hızı yavaşlar. Yani sallıyorum bir tane spor araba aldınız, tamam mı? 350 kilometre, saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor maksimum. Bir otobana çıktınız, hız testi yapacaksınız. Bu kornaya basan kim bilmiyorum ama bir daha basarsa katil olacağım. Altınızda 350 kilometre hız yapabilen bir araba var, spor araba. Otobana çıktınız, yolda hiç araba yok, hız testi yapacaksınız. Bir bastınız gaza, full gaza bastınız. 5 saniye içerisinde 100 kilometre hıza çıktı. Sonra devam ettiniz basmaya, 200 kilometre hıza çıkması için geçen süre 5 saniyeden fazla oldu. Sallıyorum 10 saniyede 100 kilometreden 200 kilometreye çıktı. Hızınız arttıkça hızın artma hızı yavaşlıyor. 200 kilometredesiniz, 300 kilometreye çıkmak için geçen süre 10 saniyeden daha fazla olacak. 10 saniyede 200'e çıkmıştınız, 15-20 saniyede 300'e çıkacaksınız. 300'den 350'ye çıkmanız belki bir dakika alacak.
Şimdi gelin dostlar, araba örneğiyle vücut geliştirme örneğini birleştirelim. Ne demiştik? Sıfırdan 100'e çıkması 5 saniyede olmuştu. Hızlı bir şekilde yükselmişti. Vücut geliştirmeye başladığımız zaman ilk 1 sene sıfırdan 100'e çok hızlı çıkacağız. Çok hızlı bir gelişim alacağız. İkincisinde ne demiştik? 100'den 200'e gelme hızımız sıfırdan 100'e gelme hızımızdan daha yavaş olacak. Yani ikinci sene her ne kadar hızlı bir şekilde gelişsek de birinci sene kadar hızlı gelişemeyeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten yavaştan aşağıya doğru bükülmeye başlıyor. Bu büküklüğün yüksekliği, yani bu ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı gelişiyor. Ne kadar yatay olursa o kadar yavaş gelişiyor. Anladınız mı? Gördüğünüz gibi burada yataylaşmaya başlamış. Gelişme hızımız yavaşlamaya başlamış. Üçüncü basamakta ne demiştik? 200'den 300'e çıkma hızımız 100'den 200'e çıkma hızımızdan daha yavaş olacak. Yani üçüncü senemiz ikinci senemizden daha yavaş olacak. Daha yavaş gelişeceğiz. Zaten grafikte de görüyorsunuz. Eğimimiz aşağıya inmeye başlamış. Grafik yataylaşmaya başlamış daha fazla. Ne demek oluyor? Daha yavaş gelişiyoruz. Neden? Potansiyele yaklaşıyoruz. Dördüncü basamakta ne demiştik? 300'den 350'ye, zirveye, yani genetik potansiyele gelme hızı en yavaş süreç olacak. Burada da 3. seneden 5. seneye gelme hızı, kas gelişim hızımız çok yavaş olacak. Hani 3 ile 4 arası biraz daha fark edilebilir bir gelişim sağlayabileceğiz ama 4'ten 5'e bu hız çok yavaşlayacak. Yani fark etmesi çok zor bir hale gelecek. Şimdi en önemli noktaya geldik. Eğer kas geliştirme potansiyelinize ulaştıysanız, genetik limitinize ulaştıysanız, bunu zorlamaya çalışırsanız, sağlıyorum 200 kilo bench press yapıyorsunuz, artık bench press yaparken eller titremeye başladı. Ufaktan formda bozulmalar başladı. Arabayı sürerken arabada titremeler oluşmaya başladı. Anladınız söylemek istediğimi. Daha fazla devam ederseniz, 200 kilo yerine 201 kilo takıp devam ederseniz, formunuz yeterince iyi değilken, sallanıyorken daha fazla yüklemeye başlarsanız, arabayı sürekli zirvede 350 km hızla sürmeye devam ederseniz motoru yakacaksınız. Vücut geliştirmede de sakatlanacaksınız. Ne olacak motoru yakarsanız? Ya takla atacaksınız, arabayı mahvedeceksiniz. Ya da ne olacak? Araba duracak, motor yanmaya başlayacak. Ya en kötü, en iyi ihtimalle yavaşlayacaksınız, duracaksınız yani, anladınız mı? Sakatlanmada da aynı şekilde. Ya çok büyük bir sakatlık yaşarsınız, bir daha antrenman yapamazsınız. Ya da yine büyük bir sakatlık yaşarsınız, uzun bir süre antrenman yaparsınız. Ya da küçük bir sakatlık olsa da zaman kaybedersiniz. Anladınız mı? İşte bu noktada ne yapacağız biliyor musunuz? Burada gördüğünüz maddeleri yıllara dağıtacağız. Hangi yıl bu maddelerden hangisini ağırlıklı olarak kullanmalıyız? Bunlara değineceğiz. Birinci yıl dostlar, bu maddelerden hangisini kullanacaksınız? Birinci yılın tamamına girmeden önce birinci yılın ilk bir ayından bahsedeceğim. İlk bir ay spora gittiğiniz zaman yapmanızı istediğim tek şey, bunlardan hiçbirine odaklanmayın, tamam mı? İstediğim tek şey dostlar, beşinci madde. Form ve aktivasyon. Yanınızda hoca varsa sizi izlesin, formunuzu kontrol etsin. Hoca yoksa telefona çekin, formunuzu görün. Ondan sonra internetten doğru formun ne olduğunu bulun. İleride doğru form nasıl yapılır videoları gelecek şu anda. Zaman ayarlıyorum. O da gelecek. Doğru formu yapan bir insanı bulun ve çektiğiniz videoyla kendinizi kıyaslayın. Formunuz doğru olana kadar düzeltmeye devam edin. İlk bir ay boyunca. Bir ay geçtikten, formu oturttuktan sonra artık temelin üzerine kat çıkmaya başlayabiliriz. İlk bir sene odaklanmanızı istediğim noktalar. Intensity ve volume. Bu ilk bir sene çok hızlı gelişeceksiniz. Hem kas kütlesi olarak hem güç olarak. O yüzden bunları kullanmanıza gerek yok. Söylediğim gibi bunları neden kullanıyorduk? Eğer şunlar işimize yaramıyorsa başka bir şey eklememiz gerekiyor ki kaslara daha fazla hasar verelim. Eğer bunlarla yeterince hasarı verebiliyorsak bunları kullanmamızın bir manası yok. Bunlar cebimizde cephane olarak kalacak, ihtiyaç duyduğumuzda kullanacağız. Tamam mı? İlk bir sene sadece 1 ve 2. Bunları kullanacağız. İkinci sene hala 1 ve 2. Çünkü ikinci sene de çok hızlı bir şekilde gelişeceğiz. Üçüncü sene hala 1 ve 2'yi kullanacağız. Yani intensity ve volume'u kullanacağız. Ağırlığı yükseltmeye, tekrar sayısını yükseltmeye çalışacağız. Diğerlerine odaklanmayacağız. Dördüncü seneye geldiğimiz zaman artık cephaneden bir şeyler çıkarmamız gerekiyor. Çünkü genetik potansiyele yaklaşmaya başladık. Artık şu ikisini o kadar rahat bir şekilde yükseltemeyeceğiz.
O zaman ne yapacağız? Artık işin içerisine drop setler, süper setler koymaya başlayacağız. Ondan sonra time under tension'ı yükseltmeye başlayacağız. Egzersizleri yavaş yapmaya başlayacağız. Kaslara hasar vermenin farklı yollarına başvuracağız. Yani 4. senede 1., 2., 3. ve 6. maddeyi uygulamaya başlayacağız. 5. seneye geldiğimiz zaman genetik potansiyelimize çok yakın bir durumdayız. O yüzden cephanemizde kullanabileceğimiz bütün silahları kullanacağız. Bütün şarjörü rakibe doğru boşaltmamız gerekecek. O yüzden elimizde ne varsa kullanacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dostlar, videoyu son bir örnekle bitirmek istiyorum. Zaman geçtikçe genetik potansiyelimize yaklaştıkça neden intensity'yi arttırmamamız gerektiğini anlamanız için. Bir duvar olduğunu düşünün. Duvar örneğinden gideceğim tekrardan. Bir duvarımız var ve iki tane de yanda duvar var. Bu duvarı kırmaya çalışıyoruz ama yandaki duvarlara dokunmamaya çalışıyoruz. Hasar vermemeye çalışıyoruz. Yani kaslarımızı geliştirmeye çalışıyoruz ama eklemlerimize, kemiğimize, tendonumuza, kendimize hasar vermemeye çalışıyoruz. Bu yandaki duvarları eklem, tendon, kemik, vücut yapısı olarak düşünün. Ve karşımızdaki duvarı da kas kütlesi, güç olarak düşünün. Tamam mı? Biz karşıdaki duvarı kırmak istiyoruz. Kas kütlesi geliştirmek istiyoruz. Kendimizi sakatlamak istemiyoruz. O yüzden başta intensity'yi, ağırlığı hızlı bir şekilde arttırabiliriz. Çünkü duvar büyük, duvarın orta kısmını çekiç yerine balyozla hızlı bir şekilde kırmak istiyoruz. Zaman kaybetmek istemiyoruz. Bu güzel. Ama zaman geçtikçe duvarın orta bölümünü balyozla kırdıkça köşelere yaklaşmaya başlayacağız. Yani genetik potansiyele yaklaşmaya başlayacağız. Sakatlık riskine yaklaşmaya başlayacağız. Eğer siz duvarın köşelerine yaklaştığınızda, gücünüz çok yükselmeye başladığınızda, hala gücünüzü yükseltmeye çalışırsanız, yani o köşelerde de balyozla vurmaya çalışırsanız, yan duvarlara hasar vereceksiniz. Yan duvarları kırmaya başlayacaksınız. O yüzden o köşelere geldiğiniz zaman çekiçle vurmanız gerekecek. Dikkatli vurmanız gerekecek. Yani siz genetik potansiyelinize geldiğinizde 200 kilo titreyerek bastığınız zaman 201 kiloya çıkmaya çalışmayacaksınız. 190 kiloya ineceksiniz, kontrollü bir şekilde yapacaksınız. Çekiçle vuracaksınız, yan duvarlara hasar vermemeye çalışacaksınız. Tendonlarınızı koruyacaksınız, kemiklerinizi koruyacaksınız, liflerinizi, bağ dokunuzu koruyacaksınız, kendinizi sakatlamamaya çalışacaksınız. Genetik potansiyele yaklaştıkça ağırlığı aşağıya çekeceksiniz. Diğer maddeleri kullanacaksınız. Çekici kullanacaksınız veya daha dikkatli yapmanız gerekiyorsa bir tane demir parçası bulacaksınız. Demirle kırmaya başlayacaksınız. Çekiçle bile vurmayacaksınız. Ucu sivri olan ince bir demir bulacaksınız. Onunla kırmaya başlayacaksınız. Daha detaylı, daha hassas ilerleyeceksiniz. Anladınız mı? Umarım bu açıklayıcı olmuştur. Intensity'yi yıl geçtikçe düşürüyoruz. Diğer maddeleri yıl geçtikçe arttırmaya, kullanmaya başlıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bu videodan da bu kadar dostlar. Umarım anlamışsınızdır. Buna benzer daha fazla bilgilendirici video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İboFesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İboFesör'ü Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz. Oh boy, I'm sexy as fuck.